Şimdi gelelim olaya. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi olayı konuşmak istiyorum Hasan. Şimdi sen kendi evinden çıksaydın, kendi evinden at çiftliğine gitseydin. O gün çocuklar evde oturuyorsun, Urfa'dasın, evindesin ve kendi evinden at çiftliğine gideceksin. Evet. Hangi yolu kullanırdın? Aynı bildiğim yolu kullanırdım yani. O stabilize yolu mu kullanırdın? Evet, yani aynı yolu kullanırdım. Oradan mı giderdin? Evet, oradan giderdim. Peki, şimdi aslında yani Hasan'ın kullandığı yol çok uzun bir yol. Fakat doğrudan gitse, o düz yoldan gitse 2 dakikada hemen at çiftliğine çıkacak. Hasan'ın kullandığı yolu Murat'a nasıl tarif etti? Murat Hasan'ın dediği yerden gitti, bir izleyelim lütfen. Kimse 3 çocuğuna kıymak isimlerini söylediği zaman ciğerleri parçalıyor. Görüntülü şekilde Hasan'ı aradık. Hasan'ın bize tarif ettiği şekliyle bir güzergah çizeceğiz. Bakalım Hasan o gün hangi güzergahtan at çiftliğine gitmek istemiş. Hasan, hazır mısın? Hazırım. Sen bu güzergahtan, köy güzergahından Urfa'ya doğru bu şekilde geliyordun. Evet, doğru. Sen şimdi nereyi söylersem ben o yöne döneceğim. Kaza yönüne döneceksin. Sola doğru döneceğiz. Bak, aynı yukarıda teller var ama aşağıda teller yok. Gidebilirsin. Tam kazanın olduğu yer şu an burası. Tamam. Doğrudur değil mi? Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Hasan bak, şu an buralarda tel örgü var. Şu an burada tel örgü var. O geriye dönüp o başladığımız yerden itibaren tel örgü yoktu, anladın. Evet. İlerisinde tel örgüsü. Bak, yukarıda tel örgüsü var, aşağıda tel örgüsü yok. Tamam, bu köprünün buradan. Burada tamam. Bunu biliyorsun. Lan buradan sağa giriyoruz. Tamam. Buradan. Tekrardan sağa giriyoruz. Tekrar sağa giriyoruz. İleriden sola gireceksin. Sola giriyoruz. Orada Urfa yazıyor zaten. Buradan sen bana tarif et. Bak, sağ, sol. Sağdan direkt gidiyoruz. Ha, sağ yapıyoruz, sağ yapıyoruz. Tamam. Tamam. Tamam, sağa doğru dönüyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Tamam, biz devam ediyoruz. Okul olacak. Okulun oradan direkt ben sağım. Okuldan sonra at çiftliğin yolu var zaten. Sağ yapıyoruz. Yine aynı yola çıktık. Yani olay yerine giden yola çıktık şu an. Şanlıurfa yoluna çıktık. Tabela göster. Tamam. Tabela göster, tabela. Tamam. Tamam. Geri gel alalım abi. Durdurun, durdurun. Aslında düz gitsen bu yola, durdurun arkadaşlar, durdurun. Aslında bu yoldan düz gitsen, yani bu dolanarak çıktın, yola çıkıyorsun. Doğru mu? Didem Hanım. Ben... Şimdi senin dediğin yoldan gittik. Evet. Geçen sefer de ben o yoldan gittim. Tamam, anlıyorum. Ben bu sefer de bu yoldan kullanmak tamam, ama istedim. Yani dümdüz gitsen zaten bu yolun ilerisinde ya. Bu aynı yola çıkıyorsun. Yani dümdüz gitmiyorsun. Yani toprak yola niye girdin? Yani geçen sefer de ben o yoldan geldiğim için, anladın. Köyden gelirken gene o yolu kullanmak istedim. Devam edelim. Veterinin sonuna başka bir şey daha göstereceğim. Devam edelim arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Tamam, buradan giriyoruz. Tamam, giriyoruz. At çiftliğine doğru gidiyoruz. At çiftliği dediğimiz yer bu önümüzde. Tamam. Yani güzergah bu anlattığın şekilde değil mi? Evet. Hasan'ın anlattığı şekliyle at çiftliğine gelmek için bir güzergah çizmeye çalıştık ve Hasan'ı görüntülü olarak aradık ve yolu bize tarif etti. Tabiri caizse kulağı ters tutmak gibi. Yani buraya gelmek olay yerinden çok zor ve uzun. Ve yine geldiği yola geri dönüp at çiftliğine gelmesi gerekiyor. Hasan olay günü sol tarafa, yani olay yerinin olduğu bölgeye girmeyip düz devam etseydi çok daha kısa bir süre içerisinde at çiftliğine gelmesi gerekiyordu. Şimdi hemen kısaca, çok grafiğe boğmak istemiyorum yayını ama. Şimdi bak Hasan'cığım. Bir dakika. Şu ışık anlaşılıyor mu, ışık? Heh, şu ışık ya, çok bariz belli olmuyor ama. Şimdi bak, sen şu yoldan geliyorsun. Tamam mı? Senin kullandığın güzergah burası. Şu ışık, şuradan gidiyorsun. Sen aslında şu at çiftliğine gitmek için Hasan, buradan dönüyorsun, buradan gidiyorsun, ara yoldan, apartman oradan dönüyorsun, tekrar aynı yola çıkıyorsun. Aynı yola çıkıp tekrar oraya gidiyorsun. Fakat bu köprüden dümdüz gitsen zaten yine oraya çıkıyorsun. Aynı yola çıkıyorsun. Ben Didem Hanım, bak yine tekrarlıyorum. Şimdi veterineri bir izleteyim, bir yolda bir şey daha göstereceğim ben. Veterineri tekrar okur musunuz? Sonra dediğim yerde hemen durun lütfen. Baştan okuyun bir daha veterineri.
Okuyun. Kimse üç çocuğuna kıymak isimlerini söylediği zaman ciğerleri parçalıyor. Görüntülü şekilde Hasan'ı aradık. Hasan'ın bize tarif ettiği şekliyle bir güzergah çizeceğiz. Bakalım Hasan o gün hangi güzergahtan at çiftliğine gitmek istemiş. Hasan hazır mısın? Hazırım. Sen bu güzergahtan, köy güzergahından Urfa'ya Dondurun. Şimdi sen Murat'a, muhabirimize yolu tarif ediyorsun. Evet. Urfa yolundan geliyorsun. Tamam. Tamam mı canım? İleride zaten şey var, tabelalar var. Tamam. Sen oradan... Biraz daha ilerleyin arkadaşlar. Yine devam edelim. Bu burası durdurdum. Asfalt bir yol. Asfalt bir yol. Devam edelim. Tam dönmeden durdurun arkadaşlar VTR'yi. Şimdi Hasan buradan dönüyor. Şimdi asfalt yol burası. Tam durun. Durun arkadaşlar durun. Sen aslında bu asfalt yoldan gitsen 1,5 dakika sonra, 2 dakika sonra at çiftliğindesin. Doğru mu? Didem Hanım. Doğru mu? Didem Hanım. Doğru mu? Şu anda ben size... Önce benim soruma yanıt verir misin? Doğru mu? Ya şu anda bildiğin yoldan gidersen ve bilmediğin yoldan gidersen... Ben sana başka bir şey sor. Evet. Anladım. Ben seni anladım. Ben o yolu bilmediğim için ben o yoldan gitmedim. Ha, tabelalarda yazıyor. Bir dakika lütfen karışmayın. Bilmediğim için ben o yoldan gitmedim. Peki bu yol nereye gidiyor? Bu şu anda direkt gittiği zaman bizim köye çıkıyor. Senin bildiğin bir yol o zaman. Evet bildiğim bir yol. Ha, bildiğin bir yol olduğu için o yolun üzerinde at çiftliği olduğunu biliyorsun. İkinci sefer gittim at çiftliğine. Ben at çiftliğine at çiftliğinde ben abone değildim. Sürekli at çiftliğine ben gidip gelmemişim. Tamam. Sadece ama bir sefer gittim. Bu ikinci sefer gidişimdi. Arabayı ne kadar oldu alalı? O zaman kaç yıllık arabaydı? Benim geçmişe dönük de araçlarım Hayır, vardı. Yani yeni bir araba. Yeni bir araba. Lüks bir araba. Aynen. İnsan arabasına kıyamaz yani. O toprak yola giremez. Ya ben olsam kıyamam yani. Asfalt yol varken asfalttan giderim ya, yani. Didem Hanım, yolda çamur yok. Bir şey yok. Ama Anladın. Asfalt benim var. Aracım benim çocuklarımdan önemli değil ki. Asfalt var ya işte çocukların tamam, benim aracım benim çocuklarımdan önemli değil ki. Dönelim arkadaşlar. Sola dönelim. Devam edelim. Bakın düz yol varken. Ben o aracı almışsa kendi çoluk çocuğum için almışım. Durun arkadaşlar durun. Burada da telleri görüyoruz. Yol toprak. Toprak yola giriyorsun. Evet. Giriyorsun. Karşında bu toprak döndükten bir süre sonra mı hemen bir şey çıktığını düşündün? Evet. Yani öyle mi düşündün? Kaza önüne yakın. Kaza yakın. Evet. Devam edelim. Burada teller var. Bayağı yüksek teller var. Devam edelim. Duralım. Durun. Ve tel olmayan tek yerde burası. Evet. Olay da burada meydana geliyor. Didem Hanım geriye dönüksen zaten baktığın zaman bak sen oraları bak sen tel diyorsun. Tel var olduğunu söylüyorsun. Ben... Bak tel sadece de yukarıda tel var. Sen hep... Olayın olduğu yerde yok işte. Olayın olduğu yerde yok. Evet ama öncesinde var. Ama geriye dönük de tel yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Hasan bak sonrasında tel yine var. Durdurun arkadaşlar. Şimdi bir şey izin verirsen şunu soracağım. Tamam. Bak lütfen. Ben senin katil olduğunu söylemiyorum. Onu söyleyecek kişi ben değilim zaten. Tamam. Ama ben gazeteci olarak vicdanen bu soruları sormazsam benim vicdanım rahatsız tamam, olur. Dedim hanım. Ben soru soruyorum. Rahatsız olma sorulardan. Ben rahatsız olma kesinlikle sorulardan. Süper harikasın benim o zaman. Benim anım açıktır. Harika. Anlama açıktır ben. Ben soru soruyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Yargılamıyorum. Soru soruyorum. Evet. Bak önceden tel var ve sonrasında da tel var. Bir arada tel yok. Sen diyorsun ki bunlar sonra yapıldı. Durun arkadaşlar. Okumayın. Okumayın. Orayı konuşurken neden okuyorsunuz? Geri gelin lütfen. Geri gelin tekrar o yani dolayısıyla eğer bu Devlet Su İşleri ya da başkası kim bu telleri yapıyorsa burada kalsın. Kim bunları yapıyorsa zaten burayı da kapatırlardı. Anladın mı? Sonradan yapıldıysa her yeri kapatırlardı. Bu olay günü gibi. Zaten olay kaçındaydı? Mayıs 6 Mayıs'ta meydana Didem geliyor. Hanım, sen geçen gün sen bana dedin ki sadece de senin kaza olmadığı yerde tel dedin ya. İşte orada tel evet, yok. Evet tel dedin ya. Hı. Sen sürekli sen dedin ki kazanın olmadığı yerde sadece de tel örgü yok. Evet. Ama ben sürekli kazanın olduğu yere gidip orayı ziyaret mi ediyorum? Yani ben burada böyle bir şey ya yaptım yolu. Ve ondan sonra böyle bir şey oldu. Aile yani onu iddia ediyor. Yani sürekli ben oraya mı gidiyorum? Aile kendisi diyor ki. Diyor ya daha önce o yoldan ben gittim. Sadece de oraya, ben sadece de olay yerine ben sadece de bir seferliğine gittim. Keşke buradan girmez olaydım. Hı. Ben buradan girmemiş olsaydım bu kaza benim başıma gelmezdi. Çoluk çocuğumu kaybetmezdim. Böyle bir duruma gelmezdi. Peki Hasan. Perişan olmazdım. Şimdi buraya geldin. Önüne tavşan çıktı. Ondan sonra manuel araba. Manuel araba. Vitesi küçültmedin mi? Ben vitesi küçültmedim. Hiç vitesle hiç oynamadım. Neden? Karşına bir şey çıkmış.
Didem Hanım, o anda ben paniğe girdim. O anda ben şoka girdim. Neye uğradım? Ne şaşırdım? Ne benim başıma geldiğini bilmiyorum. Sürüş teknikleri konusunda uzman olan izleyiciler de bizi izliyor, biliyorum. Evet. Ben sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi gerçekten çok samimi olarak merak ediyorum. Siz bir virajı 3. vitesle mi dönersiniz? Yoksa virajı döndüğünüzde küçültür müsünüz? Ya da karşınıza istemediğiniz bir şey olduğunda o sırada vitesi küçültmez misiniz? Yani vitesi neden 3'ten 2'ye almadın, 1'e almadın? Ya ben vitesi... Uzmanlara sordum. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yazar mısınız? Bu konuda bilgisi olanlar, rica ediyorum. Lütfen Instagram adresine, evet, yorumlarınızı bekliyorum. Hatta şu anda bu videoyu arkadaşlar, videonun tamamını olduğu gibi bir de drone görüntüle, onu daha sonra vereceğim ama...